Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir kutu tanıtım videosu çekeceğim. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Öncelikle nasıl tanıtacağımı söyleyeyim. Ben bugün sizlere kutudaki Elsa oyuncağını tanıtacağım. Ben de yani neredeyse diyeyim 5 yaşındayken falan bu oyuncak bendeydi. Gerçekten şimdi sizlere en sevdiğim karakterlerden biri olan Elsa'nın karakterlerini göstereceğim. 1, 2, 3. Evet. Gördüğünüz üzere bu karakterleri göstereceğim. Gerçekten ben bu Olaf'tan Anna'ya, Elsa'ya, adını unuttum. Siren'de eşeğin, eşek diyorum ya. Geyiğinin adı, bunun adını da unuttum. Evet arkadaşlar, neredeyse tüm sevdiğim karakterleri hatırlıyorum. Şimdi kutuyu açmaya gelelim. Şuradan çekeyim. Gördüğünüz üzere kutusu Elsa'nın sarayı sanırım. Elsa'nın kaldığı, Elsa ve Anna'nın kaldığı ev. Ve gördüğünüz üzere karakterler. Öncelikle buradan Elsa'mızı çıkarttım. Gördüğünüz üzere elinde bir kar tanesi tutuyor. Elbisesi gayet çok güzel. Burada gördüğünüz üzere bir boşluk var. Ama bu boşluğun burasında normalde bir kılıp vardı. Ama ben bu kılıbı çıkardım. Gördüğünüz üzere gerçekten çok şık ve gayet güzel bir oyuncak. Ben bayılıyorum. Üstelik de Elsa'yı çok seviyorum. Sarı saçları beni çok yani heyecanlandırıyor diyeyim. Mesela böyle saçını açtığında, böyle üstündeki pelerini çıkarttığında anlıyorum ki bir maceraya koşacak. Zaten bu filmin tüm Frozen filminin tüm halleri neredeyse heyecan, coşku ile alakalı. Ve gördüğünüz üzere buradaki Elsa'mız. Şimdi bizim en çok sevdiğimiz kar topu Olaf. Kar topu. Kar topu diyorum. Çünkü gerçekten kardan adam. Ama ben kar topu diyorum nedense. Çok tatlı değil mi? Şu Olaf'a bir bakar mısınız? Bilmedim Olaf. hatta hatırlıyorum. Bu Elsa 1'in Elsa 1'de Hans'tı. Hans mıydı bunun adı? Hayır, öbürünün adı Hans. Durun. İşte hani buradaki bu karakterimiz ve Anna, bunun kafası çıkmıştı Olaf'ın. Bir sağa bir ona atıyorlar, bir buna atıyorlar. Çünkü konuşan bir kar topu kafası. Yani arkadaşlar, Elsa yarattı. Elsa ve Anna yarattı bu kardan adamı. Gerçekten küçüklüğünden Elsa ve Anna'nın bu yaşına kadar bu kardan adam erimiyor. Yani sonralardan oluşuyor. Ama gerçekten bu filmin tüm anı neredeyse bu Olaf. Yani bu Olaf ne yani? Ama şimdi bizim en sevdiğimiz Siren. Evet, yani ben Siren'e de gerçekten çok bayılıyorum. Çünkü çok komik. Olaf'ın burnundaki havuç. Yani Olaf'ın burnu havuç olduğu için havucu alıyor ve yiyor. Sonra Anna buradan bir yapıştırıyor. Gerçekten arkadaşlar, o anı hiç unutmuyorum. Çünkü çok komik anlar.
Biraz burası deforme olmuş. Tabii benim dediğim gibi 5 yaşındayken falan yanımda olan işte bu karakterler kırılmış burası. Ama gerçekten ben hala çok seviyorum. En sevdiğim karakterlerden biri Han. Siren. Daha sonra gelelim bunun sahibine. Gelelim gelelim. Gördüğünüz üzere bunun sahibi ya dilimin ucunda ama şu an ne olduğunu gerçekten çok kötü bir şekilde unuttum. Yani sanki bir daha aklıma gelemeyecek bir şekilde unuttum. Ama gerçekten tüm karakterleri çok seviyorum dediğim gibi. Bu da bunların yani Siren'in sahibi olarak çok seviyorum. Ve Elsa ve Anna'ya kötülük yapan bu kişiye şu anda gerçekten adını zaten kötü olduğundan adını unutmam çok normal. Yani zaten bu karakteri yani seviyorum. Ama bu heykelini seviyorum. Gerçekten filmde de çok iyi oynayan yani çok iyi rol alan bir kişi. Ama bence asıl olay burada tüm film karakterlerinin açığa çıkması. Bu karakterimiz de gerçekten çok açığa çıkmış. Ama bence bir tık yani bu iyi olsa bunlara yardım etse tamam yardım edecek onlara bir kişi var. Ama filmin ana konusu neredeyse iyilik. Yani iyilik zaten. Burada bir kötülük düşman neredeyse yani. Öyle olması biraz kötü olmuş. Yani bu karakteri çok sevmiyorum. Yani film rolünde de sevmiyorum. Ama burada tabii bir çıtını çıkartamıyor. Burada seviyorum heykel olarak. Ve bizim güzeller güzeli anlamız. İşte bakın. Pozunu vermiş. Mükemmel bir anla. Gerçekten Anna ve Elsa ikilisi mükemmel kardeş. Ama bence ama bir plas yani kutu. Ama bence biraz bir tık Anna'da da güç olsa Elsa ve Anna güçlerini birbirleriyle paylaştırsa sanki daha iyi olurmuş. Mesela ama bir an var. Buradaki adam kılıcını çıkartıyor. Elsa'ya tam yaklaştırırken Anna zaten üşüyordu ve donuyor. Yani arkadaşlar o sahne zaten filmin sonlarına doğruydu ama o sahne beni benden aldı yani. Filme daha çok sevmeye başladım. Siren biraz ayakta dur ya. Gerçekten mükemmel karakterler ama sadece kötülük düşmanı olmasın. Zaten ikinci Frozen bölümünde bu yoktu ya da vardı. Yoktu. İzledim onu. Yoktu bu. İyi ki de yoktu. Çünkü o sen yani Frozen'in birincisi çıktığında gerçekten yani orada bir yer kaplıyor. O iyi olmuş. Karakterler yoksa daha çok azalacaktım. Hepsi iyi. Ortaya da bir kötülük düşmüş. Sanki tüm yani Elsa da aynı şekilde, Anna da aynı şekilde. Tüm herkes yani buradaki karakterler kötüleri yenmeye çalışıyor. Bunun askerleri Elsa'nın kulesine saldırarak kocaman bir kar topu canavarı yapıyorlar. Ve gerçekten o sahne eğlenceli bir sahneydi. İşte Elsa'nın koşuşturmaları falan. Ama en çok Elsa'nın şarkısına bayılıyorum. Ama dediğim üzere bu karakter çok filmde olmazsaymış gibi yani. Ama geri kalan tüm karakterlere bayılıyorum. Elsa'dan Siren'ine, Olaf'tan Anna'sına, bunun adını şu anda bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum. Yani arkadaşlar gerçekten mükemmel
karakterler. Hepsine bayılıyorum zaten. Frozen yani mükemmel bir film. Elsa, Anna mükemmel karakterler. Siren, Olaf mükemmel eğlence kaynakları. Zaten Siren, Olaf olmasa bu film yani biraz eksik olacakmış gibi. Ama ilk Siren, Olaf var. Ben bayıldım yani. Arkadaşlar sizden tek bir şey istiyorum. Like tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.